gördüğü seçimler, kararlar bir yana, bir de siyasetin gerçekleri var. Sevgili Murat Taylan çok güzel özetledi. 14-28 Mayıs seçimlerinde bütün demokrat güçleri, seçmeni, muhalif seçmeni, demokrasi adına, demokrasi için, demokrasi uğruna bir araya getiren güdü bu iktidardan, bu adaletsizlikten, bu haksızlıktan, bu hukuksuzluktan, bu enflasyondan, bu geçim derdinden kurtulmaktı. Tamam. Kurtulamadık. Kurtulamayınca, bakın, onu söylüyor Murat, çok haklı. Kurtulamayınca, bari muhalefetten kurtulalım diyebilirler. Kurtulamayınca bütün o %48 olan seçmen kitlesi darmadağınık oldu. Darmadağınık oldu. 2-3 tane darmadağın olmasının nedeni var. Birincisi, bir defa iki büyük parti, daha doğrusu 1,5 büyük parti, CHP ve İyi Parti çekirdeğini oluşturuyordu altılı masanın. Anlaşılıyor ki bu çekirdek filan oluşmamış kardeşim. Bu böyle suyla zeytinyağı gibi birbiriyle karışmayan iki şeymiş. Biliyorsunuz suyla zeytinyağı karıştıramazsınız. Şekeri yani çayın içine atıp karıştırırsanız şeker erir ve suyla karışır. Ama zeytinyağıyla su karışmaz. Ne kadar karıştırırsanız karıştırın, zeytinyağı gene yukarı çıkar, su aşağıda kalır. Çünkü özgül ağırlıkları farklıdır. Meğerse İyi Parti böyle bakıyormuş olaya. Böyle bakmış. Böyle bakıyormuş. Burada tabii doğrudan doğruya CHP'nin hatasına da geliyoruz. Ya buna da CHP kanmış veya kanmış görünmüş. Yani nasıl anlayamadılar, nasıl göremediler, nasıl anlayamadılar, nasıl herkesi aldattılar, kendileri de aldandı anlamıyorum. Yani sen altılı masanın çekirdeğini oluşturduğun, 15 milletvekili verdiğin, varlığına bir anlamda katkıda bulunduğun bir partinin sana müttefik olarak bakmadığını, hatta rakip olarak baktığını nasıl anlayamadın? Yani Kılıçdaroğlu'na dönük bütün tepkiler buradan geliyor. Sadece partideki laiklik yanlısı, Atatürk yanlısı, işte Cumhuriyet yanlısı görüşleri ve insanları dışladığı için değil. Sadece tarikatlara, din üzerinden siyaset yapanlara yaklaştığı için değil. Aynı zamanda bunu yaparken, partiyi sağa kaydırırken ittifak ettiği partilerin ve liderlerin kendisini nasıl dışladıklarını fark etmemiş olmasından dolayı da kızıyor millet. Onun için istifa filan diyorlar. Yani strateji yani sağa kayarak iktidara gelme stratejisi iflas etti. Yani bitti o dönem artık Kılıçdaroğlu dönemi. Yani çok iyi bir insan, çok beyefendi, benim de çok sevdiğim iyi bir insan ama o dönemi bitti. Yani o strateji, çünkü o strateji mağlup oldu. Yani CHP'yi, partiyi de sağa kaydırarak, efendim ondan sonra ittifakları da sağda kurarak iktidara getirme stratejisi en uygun, en optimum zamanda başarılı olamayınca bitti. Yani Kılıçdaroğlu da o savunduğu strateji de geldiği şeyde bitti. Çünkü bir de son dönemini hatırlayın, çok başarılıydı. Gayet başarılıydı. Geliyorum, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani kendi performansını, o hani pek beğenilmeyen, enerjik değil filan denen performansını en iyisini yaptı. Yani performansının en iyisini yaptı. Fakat o stratejisi doğru bir strateji olmadığı, yanlış olduğu anlaşıldığı için, sağla demokrasinin kurulamayacağını göremediği için, altılı masada kendisinin altının oyulduğunu fark edemediği için bitti. O dönem bitti, kapandı. Şimdi CHP'de durum bu. O CHP'nin liderlik kadrosu ve stratejisi bitti ama onlar yerlerinde oturuyor. Dolayısıyla ne oldu? CHP örgütünün CHP'lilerle, seçmenle bağı koptu. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Geleneksel olarak %30 ile %20 arasında dolaşan
Deniz Baykal zamanında %10'un bile altına inen. Ama Ecevit'e falan giden. Yani CHP seçmeninin CHP partisiyle, örgütüyle ilişkisi koptu. Ve örgüt bunun farkında değil ya. Yani kendi seçmeniyle ilişkisi koptu. Genel merkezin ve illerin ve ilçelerin. Ama onlar şimdi kurultay şeyinde, kurultay sürecinde habire işte senin adamın, benim adamım, genel merkez kazanır kardeşim. Bunu 1000 defa söyledik. Genel başkan istemediği sürece kimse onu yerinden oynatamaz. Çünkü zaten işte o genel başkanla delegeler birbirlerini belirliyorlar. Yani durum budur. Öyle oradan bir mucize falan beklemenin bir anlamı yok. Ama partinin seçmenle ilişkisi koptu. Şimdi bu CHP. Peki altılı masadaki öbür ana götürücü sağa bakıyorsunuz İyi Parti. İyi Parti 20'leri hedeflerken, 16 falan derken 10 bile olamadı. Ve üstelik de felaket bir biçimde CHP'ye saldırıyor. Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Ayrıca iki belediye başkanı da suçluyor ama orada hiçbir bir sonuç alınması söz konusu değil. Yani mümkün değil. En baştan beri CHP parti örgütü resmen iki belediye başkanının aday olamayacağını açıkladı. Ve gayet hepimizin Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin yani şey adayı olarak, Cumhurbaşkanı olarak destek vermesinin sebebi makul olan, mantıklı olan, reel politika sonucu olan şey Kılıçdaroğlu'nun adaylığıydı. Sürecin doğal lideri. Altılı masayı kuran o. Aksi saçma. İyi Parti'yi kuran, yapan, İyi Parti haline getiren o, altılı masayı kuran o, CHP'nin genel başkanı o. Ve CHP diyor ki benim genel başkanım adı. Tabii yani hiç üstelik, kimse... Üstelik hocam bu partiler paçalarından çekmese kazanacaktı da. Bence vardı. Çok büyük olmuş. Çünkü bunlara göre tabii. Yani bu İyi Parti içerisindeki kimi isimlere göre hani kimi koltuklarını terk etmek zorunda kalan açıktan söyleyemedikleri bazen ima yoluyla bazen farklı göndermelerle mezhep kimlik üzerinden asla seçmenle buluşamayacağını hani %20'yi 25'i aşamayacağını iddia edenlerin hepsinin o İddialarının tam tersine %48'i bulmuş oldu. Yani bu gerekçe kazanamayacak aday derken asıl üstünü örttükleri gerekçenin de makul bir gerekçe olmadığı, eğer gayret etseler, çalışsalar, çabalasalar, yani Gelecek, Deva, Konya'da, Kayseri'de İyi Parti Türkiye'nin dört bir yanında yoğun bir çalışma gösterseler ya, olur mu kendi hocam? Beklediği oranı alsa kazanılıyordu. Ya Ümit Özdağ bırakana kadar o boşluğu madem milliyetçi bir dalga üzerinden ikinci turu yürüdü, niye onu sahiplenmedi, oradan yürümedi? O göçmen politikasını niye bıraktınız tek bir partiye? Tabii. Şimdi değerli izleyiciler bakın, İyi Parti'nin yüzünden, İyi Parti'nin ihanet demeyelim, İyi Parti'nin bu ittifaka sarılmaması diyelim yüzünden bu seçimin kaybedildiği açık. Ama bunun sorumlusu İyi Parti değil, bunun sorumlusu CHP tabii. Yani görmedi mi CHP bunu? Şimdi ben onun için diyorum ki bu strateji yanlışmış. Sağla olmuyormuş bu. Yani değerli izleyiciler bakın, 15 milletvekili verip bir parti kurduruyorsun. Ondan sonra o partiyle birlikte ittifak yapıyorsun. Ondan sonra o ittifakı dörtlü hale getiriyorsun. Ondan sonra altılı hale getiriyorsun. Ondan sonra bilmem kaç yüz sayfalık bir belge hazırlıyorsun insanlarınla, adamlarınla, kendi şeylerinde bir strateji belgesi. Yani yılların içine yayılan uzun bir süreç. Görmüyor musun ya orada senin kuyunu kazdıklarını, altını oyduklarını? Neden? Çünkü strateji demek ki tutmuyor kardeşim. Sağla bu iş olmuyor. Bu kadar açık. Üstelik de bir de partiyi de sağa kaydırmışsın. Şimdi öyle bir şey var ki şu arada Türkiye'de bir sürü grup, bir sürü insan, bir sürü yazar, bir sürü çizer Atatürkçülük ve laiklik üzerine olan boşluğu nasıl doldururuz diye düşünüyorlar. CHP bunun farkında değil ya. Yani CHP yöneticilerine ne diyeceğimi bilemiyorum. Hocam iddia şu. Şimdi Meral Akşener biz hiçbir yerde ittifak yapmayacağız, biz üçüncü yolu
kuracağız diyor. Olabilir elbette yani bir siyasi parti Türkiye'deki iki ana siyasi akımın yani AKP ile CHP'nin dışında topluma bir alternatif siyaset modeli. Yani bütün siyasetçiler varlar ve bu zaten onu önermek için varlar. İyi Parti'nin yerel seçimleri feda etmek, yerel seçimleri muhalefete de kaybetmek.